Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuza hoş geldiniz. Ben Hobi Akvaryum. Konumuz ne arkadaşlar? Unutulmaya yüz tutmuş balıklarımızın başına bela olan ve sürekli olabilecek bir hastalık arkadaşlar. Bu hastalık nedir? Bu hastalık mantar hastalığı arkadaşlar. Bugünkü konumuz mantar hastalığı. İnşallah hiçbir hobi arkadaşımızın başına gelmez. Haydi konumuza geçelim. İyi seyirler. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ve dostlar. Konumuz neydi? Kısaca bir özet geçeceğim. Mantar balıklarda mantar hastalığı. Konumuz buydu. Biraz mantar hastalığından bahsedeceğim. Mantar hastalığı arkadaşlar akvaryum balıklarında sıkça görülen bir şey ve yaygın hastalıklardan biridir. Yani çok görülen bir hastalıktır. Normalde mantar hastalığının sporları tüm akvaryumlarda bulunur. Bu da işte kötü su kalitesi gibi nedenlerden her akvaryumda oluşabilecek bir mantar popülasyonudur. Balıklarımızda mantar enfeksiyonunun varlığını kolayca belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Çoğu mantar enfeksiyonu karakteristik olarak beyaz ve kabarık bir görünme sahiptir. Genel olarak aslında akvaryum suyunda arkadaşlar her zaman bulunan bir mantar sporları vardır. Bunu demiştik az önce de. Bu nedir? Buna balığınız nasıl yakalanır mantar hastalığına? Fiziksel yaralanmalar, işte dekora çarpmadır, işte ne bileyim diğer balıkla kavga etmiştir, onun yaralanmasıyla olur. Fiziksel yaralanma ve stres ve mukozanın zarar görmesiyle birlikte arkadaşlar balığınızın vücuduna yerleşecektir. Yerleşecek ortamı bulur yani. Bir bakmıştır mantar hastalığı balığınızda yara var, hemen rup diye yapışayım der oraya. Oraya bir masa kurayım der yapışır oraya. Mantarlar arkadaşlar genellikle şöyle bir hayal ettim de abi burası ne, o güzel mekanmışlar, yapışır mantar hastalığı. Mantarlar genellikle balıklarınızın arkadaşlar kafasında bulunur, bak güzel yere kafasında ve burnunda ve yüzgeçlerinde. İşte güzel manzara, kafaya yapışıyor böyle, oradan böyle manzara izliyor mantar hastalığı. Yüzgeçine yapışan da o uçuyorum hesabı. Neyse, konumuza geri dönelim. Genellikle böyle pamuksu bir görünüme sahiptir arkadaşlar. Pamukçuk hastalığıyla karıştırmayın. Genel görünümü beyaz bir pamuksu halinde görünür. Sonra kırmızıya döner, böyle pişmiş ete döner. Mantar enfeksiyonları kötüleştikçe, yani bu hastalık kötüye gittikçe gri ve kırmızı bir hale bürünür dostlarım. Bu da balığımızı bayağı bir sıkıntıya sokar. Allah'ım kimseye vermesin. Bu hastalığı balıklarımıza vermesin. Amin diyelim. Akvaryumlarımızda oluşabilecek çoğu mantar enfeksiyonu arkadaşlar balıklarımıza ve balığın yumurtası varsa dış dokularına zarar verebilir. Çoğu mantar enfeksiyonu da genellikle önceden var olan bir enfeksiyon veya yaralanma ile ilişkilidir arkadaşlar. Önceden bir enfeksiyon varsa oradan mantar tekrardan türeyebilir. Vücuduna balın bir yara varsa oradan türeyebilir. Bu enfekte olmuş balıkları tamamen iyileştirmek gerekir arkadaşlar. Yani mantar hastalığına yakalanmış bütün balıklarımızı tedavi etmemiz gerekir. Yoksa bütün akvaryuma yayılır. Sonra uğraşamayız arkadaşlar. Mantar hastalığının da konusu bu kadardı. Yani mantar hastalığı nedir, nasıl bulaşır, nasıl görülür akvaryumda, bu şekildeydi. Mantar hastalığı riskini arttıran faktörlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu faktörler nedir arkadaşlar? 4 maddeden oluşacak bu. Birincisi kötü su kalitesi. Yani kötü su kalitesi ne arkadaşlar? İşte akvaryumun dip çekimini geciktirmişsindir. Amonyak patlamıştır. İşte yağlanma olmuştur. İşte
Yemi fazla atmışsınız, kötü kalite haline gelmiştir su kalitesi. Budur arkadaşlar. Üçüncü konumuz ise, ikinci konu da aynı, onu söylemeyeceğim. Kötü hijyen ikinci maddede. Birinci konuyla aynı benim için. Benim düşünceme göre. Sizin düşünceniz nedir? Yorumlara yazın açıklamasına. Yorumlardaki kısmı, açıklama kısmındaki, pardon, yorumlara yazın. Görüşlerinizi de bekliyorum. Akvaryumdaki ölü balıklar arkadaşlar. Yani akvaryumumuzda ölü balıklar varsa bunları çıkarın. Pet shopçulardaki gibi yapmayın. Ölü balık varsa hemen çıkarın arkadaşlar, 24 saat geçmeden. Organik maddeler olabilir. Bu nedir? Balığın dışkısıdır arkadaşlar. Hani yedi yiyip de dışkıladığı bir dışkı var ya. Kaka diyelim kibarca. Odur arkadaşlar, organik madde. Dip çekim yapmazsanız o dışkılar akvaryumunuzda kötü su olanağı sağlar ve bu da mantar hastalığına sebebiyet gösterir. Ve bu da nedir arkadaşlar? İşte yaralanan balığınız varsa, dördüncü maddemiz. Yaralanan balıklarda direkt zaten mantar hastalığı oluşacaktır. Balığınızı gözlemleyin. Her zaman balıklarınızı seviyorsanız, bu hobiye ilgi gösteriyorsanız bir gözlemleyin. Her gün gözlemleyin. Balınızda yara var mı yok mu? Zaten yaşlı balıklarda da oluyormuş. Ben de şahit oldum birkaç kere kendi bu hobi hayatımda. İşte yaşlı, yaralı balıklarda mantar hastalığının riskini arttıran faktörler oluyor arkadaşlar. Ve konu bu kadardı. Mantar hastalığının riskini arttıran faktörler konusu bu kadardı. Bu mantarın da birçok tedavi yöntemi vardır arkadaşlar. Ama bu tedavi yöntemini uygularken çok uzman değilseniz, bu tedavi uygularken birkaç balığınızdan fedakarlık etmiş olabilirsiniz, edebilirsiniz. Yani kayıp verebilirsiniz. Bu da size tecrübe olur. Üzülmeyin. Ha, ben kayıp vermek istemiyorum diyorsanız veterinere gidebilirsiniz. O size daha detaylı tedavi yöntemlerini sağlayabilir. Tedavi ederken de dikkat edilmesi gereken maddelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu madde 4 madde halinde olacak. Birinci maddemiz arkadaşlar nedir? Hastalığa yakalanmış balıklarımızı kesinlikle kesinlikle karantinaya almak zorundayız. Ana akvaryumdan ayırmalısınız. Yoksa tedaviniz sonuçlanmaz arkadaşlar. İkinci maddemiz ise hasta balıklar için kullanacağımız eşyalar arkadaşlar, diğer sağlıklı balıklarımız için kullanmayın. Eğer kullandıysanız da yani kullanmayın. Kullanmak istiyorsanız da daha doğrusu dezenfekte edin arkadaşlar. Sirkeye koyun, sıcak suya koyun, kaynar suya koyun, kaya tuzuna koyun. Suya kaya tuzu koyun, içine koyun, dezenfekte edin. Üçüncü maddemiz ise arkadaşlar, ana akvaryumundaki su kalitesini arttırmalı ve temizliğini yapmalısınız. Yani hastalığın başladığı akvaryumda kesinlikle ve kesinlikle %20 dip çekimi değil, %50 çekin. Yarı yarıya çekin ve tabandan çekin arkadaşlar. Bu mantar hastalığı en çok tabanda ve dekorlarda yer alıyor. Bunları yaptıktan sonra, iyice bir dezenfekte ettikten sonra tedaviniz devam edebilir. Karantinada balığınızı ve tedavinizi karantinadaki akvaryumda yapabilirsiniz. En bilinen dördüncü maddemiz ise arkadaşlar, en bilinen tedavi yöntemlerinden biri olan arkadaşlar, bildiğiniz gibi kaya tuzu. Hani sofralarda kullanılan değil de hani kaya tuzu. Sofralarda kullanılan iyotlu tuz değil arkadaşlar. Pardon. Kaya tuzu yani. Kaya tuzunu çoğu arkadaşımız bilir. Bunu kullanın arkadaşlar mantar hastalığında. Mantar hastalığında kullandığınız zaman %90 bir sonuç alacaksınızdır. Mantar sporları kaya tuzuna ve tuza karşı bir dayanıksızlık güçleri vardır. Yani dayanıksızlardır arkadaşlar. Kesinlikle çözüm sağlayacaktır. Bunu da nasıl kullanacaksınız? Her 5 litreye
bir her 5 litreye pardon, bir çorba kaşığı iyotsuz kaya tuzu. Daha demin de dedim ya, iyotsuz kaya tuzunu eklemek şartıyla balıklarınızın tedavisinde yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Konumuz buydu. İşte tedavi edilirken dikkat edilmesi gerekenlerdi bu, en son anlattım. Bir önceki de mantar hastalığını arttıran riskler ve faktörlerdi. Bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.